Ben şu anda bir Masai köyünde yaşıyorum. Köyde elektrik yok, su yok. İnsanlar umutları kalmamış artık. Herkes geliyor bölgeye. Şunu yapacağız diyor, size yardım edeceğiz diyor, yol göstereceğiz diyor ama kimse bunu yapmıyor. Bir adım atıyorlar, gerisi yok. Dolayısıyla bölge halkının çok ciddi bir umutsuzluğu vardı o noktada. Derneklerle görüştüm, vakıflarla görüştüm, bireysel görüşmelerim oldu. Bölgede 4 tane derin su kuyusunun açılmasına katkıda bulundum. Bölgede şöyle bir şey oldu. Bir kadın geliyor, bu kadın Müslüman ve hani burada bir ayrım yapmadan herkese yardım ediyor. Ve hani ne ihtiyaç olsa elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnsanlar çok etkilendiler. Hatta şimdi yani öyle bir noktaya geldi ki işte cami talebi var. Hani böyle bölgede bir cami açsak, bak insanlar ilgileniyorlar. Yani özel bir yöneliş de söz konusu oldu. Bence bir insanın hayatına dokunmak iyilik. Bir insanın hayatına anlık dahi olsa dokunabilmek. Daha çok hani literatürde belki karşılıksız yardım gibi tanımlanabilir ama hani benim dünyamda şöyle de bir ölçüsü var. Yani yapılan şeyin insanın hayatına katkısının sürdürülebilir olması. Sevde Sevan Usak, Tanzanyalı insanların hayallerini gerçekle buluşturmak için çabalıyor. Bu amaçla 4 derin su kuyusunun açılmasına yardımcı oldu ve yüzlerce meyve fidanı dikti. Elde edilen ürünleri bölge halkına dağıttı. Bugün bölge halkı her ihtiyacı için onun kapısını çalıyor. Ve en büyük hayali ise Afrika'ya 1 milyon fidan.